Hoş geldiniz. Tamamdır. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlayalım. Birazcık uzatacağım giriş kısmına. Diğer arkadaşlarımız da yetişsin webinarımıza. Şöyle ilk başta TİKMİL'e teşekkür ederiz. Böyle bir fırsatı bize verdiği için. Sonra bir risk uyarımız var. Bu risk uyarımızı kısaca okumanızı rica ediyorum. Çok uzun değil. Genel hatlarıyla kesinlikle buradaki söylenilen detaylar herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Zaten biliyorsunuz kaldıraçlı piyasalar, riskli piyasalar. Kimse bu riskin altına girmek istemez. Ondan sonra biliyorsunuz Ekşi Forex olarak bu sunumu sizler için hazırladık. Web sitemizden bizim topluluğumuza üye olmak istiyorsanız web sitemizden www.eksiforex.com'dan herhangi bir geri bildirim ve talebiniz varsa bizlere bilgi@eksiforex.com'dan ulaşabilirsiniz. Bizim için geri bildirimler çok önemli. Bir saniye, çok pardon. Geri bildirimler çok önemli. Ayrıca bu webinarların devam etmesi için de hani ekstradan taleplerinizi belirtirseniz bizim için çok faydalı olacaktır. Ne kadar talep görüyor, ne kadar insanlar faydalı buluyor. Geri bildirimlerimiz oldu. İnsanlar, arkadaşlarımız bir şeyler tavsiye ettiler. Onların dışında webinarların faydalı olup olmadığını ve devam edip etmemiz gerektiği hakkında kısaca fikirlerinizi belirtip bize söylerseniz mail olarak ya da sunumun sonlarına doğru Utku bir anket yayınlayacak chat bölümünde. Oradan ayrıca bizim topluluğumuz için de anketi mail olarak göndeririz. Herhalde Utku, bilmiyorum. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Hemen chat'e bakalım. Evet. Anketimizi chat bölümünde paylaştık. Oradan geri dönüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca bize sosyal medyadan takip etmenizi rica ediyoruz. Twitter'da @eksiforex, Instagram'da web sitemiz güncellenecek. Sürekli güncel zaten. Onun dışında yavaş yavaş ben başlayayım. Şimdi arkadaşlar geçen birazcık daha bekleyelim. Fark etmez. Geçen hafta biz şeyleri konuşmuştuk. Nasıl söyleyeyim? Kazanılan işlemler, işleme giriş girmeden önce neler düşündüğümü, işleme bunlar biliyorsunuz benim kendi işlemlerim. Tamamen analizini kendim yaptığım, kendim girdiğim, kendim çıktığım, kendim karar verdiğim işlemler. Bu işlemleri neden girdim, neden çıktım, nasıl bir düşünce sürecinden geçtim, onlardan bahsetmiştim ve onun dışında da daha nasıl iyi olabilirdi, daha nasıl güzel bundan kâr edebilirdim, onlardan bahsetmiştim. Şimdi artık bu hafta sözüne verdiğim gibi zararlı işlemlerden bahsedeceğim. Tabii biliyorsunuz bu zararlı işlemler bu işin doğasında var. Kesinlikle ve kesinlikle başarılı bir trader, başarılı bir yani bu işi yapan ister Forex olsun, ister borsa olsun, isterse emtia trade ediyor olsun, isterse gerçekten ticaret ediyor olsun. Sonuçta bu işin bir masrafları var, bir zararları var ve o zararları da ödemek zorundasınız. Önemli olan bu zararları güzel bir şekilde organize etmek. Yani çok çok fazla ya şöyle mesela bazı programlar var. Bunları online'da bulabilirsiniz. Şu an reklam olur belki diye adından bahsetmek istemiyorum ama
Bazı programlar var. Mesela atıyorum hesabınızı oraya atıp, yani Forex için konuşuyorum. Hesabınızı oraya bağladıktan sonra size bu hesabınız ne kadar risk içeriyor, ne kadar riskli davranmışsınız, ne kadar kaç tane işlem sonra hesabınız patlama noktasını gelir. Patlama dediğimiz şey birazcık amiyane oldu ama patlama dediğimiz şey hesabının sıfıra gitmesi ya da sıfırın altına düşmesi ya da stop out olmanız, yani genel bütün işlemleriniz aynı anda kapanıp hesabınızın içinde birazcık bakiye kalması anlamına geliyor stop out. O yazılımlar sizin hesabınızı analiz ediyor, geçmişe yönelik işlemlerinize bakıyor ve geçmişe yönelik işlemlerinize baktıktan sonra size diyor ki mesela hesabınız 10 işlemden sonra patlama, yani 10 zararlı işlemden sonra, yani tabii zararlarınızın büyüklüğü, zararlarınızın sıklığı, işlem boyutu, stop loss seviyeleri, bunların hepsini analiz ederek işte son 10 işlem 10 işlem içinde hesabınızın patlama ihtimalini size söylüyor. Mesela işte bu hesap, mesela atıyorum bir tane hesabınız var, agresif kullanıyorsunuz. O hesabı atarsanız göreceksiniz ki mesela 10 işlemde bu hesabın patlama ihtimali %89 mesela. 20 işlemde %80, 100 iş, pardon, daha artıyor. İşte 100 işlemde bunun patlama ihtimali %100 oluyor. Yani kesinlikle 100 tane zararlı peş peşe işlem kapatırsanız o hesabınız patlama ihtimali olabiliyor. Bunlardan neden bahsettim? Bunlardan şundan bahsettim. Yani öyle bir güzel ayarlamanız gerekiyor ki bu olayı. Tabii bu deneme yanılma süreciyle, hani kimisinin risk iş söyleyemedim, çok pardon, risk iştahısına bağlı bir şey. Yani siz ona göre kendinizi ayarlıyorsunuz ve bir noktadan sonra yavaş yavaş oturuyor. Hani diyeceksiniz ki ben işte şu kadar her işlemden, tabii yani bunun bir yazılı bir kuralı yok, diyebilirsiniz ki ben her işlemde %1'ini risk etmek istiyorum. Her işlemde %5 risk etmek istiyorum. Benim günlük zarar limitim şu kadardır vesaire vesaire. Şimdi ilk kalemimi alayım. Şimdi ilk dolar Avustralya dolarından bahsedeyim. Aussie deniliyor. Bunların nickleri var bütün şeylerin. Çok önemli değil ama Aussie deniliyor buna. İlk başta short denemeleri yapmışız burada ve iki tane short denememiz stop olmuş gördüğüm kadarıyla. Ve bu short denemeleri neden yaptık ve yani ben şundan da bahsetmek istiyorum. Hani bir işlem varsa, bir short denemesi varsa, bir işlem zararla kapandıysa o işlemin doğru girip girmediğini. Şimdi şöyle, ben bu işlemi girdikten sonra yanlış girdiğimi fark edip gene stop oluyorsam ondan da bahsedeceğim. İşleme doğru girip stop oluyorsam ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle, burada benim şunları silelim. Şimdi burada şu kısmı görmeseniz eğer, şu kısmı görmeseniz, burada benim gördüğüm şey şöyle. Bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi benim için çok önemli değil. Şundan dolayı önemli değil. Ben burada şuna bakarım. Şöyle bir düşüş trendi var ve bunun bir geri çekilmesi var. Ve bu geri çekilmeden sonra tekrar devam etmesini beklerim. Yani bu klasik bir hareket sıklığıdır FX'te. Ya şu yöne doğru ya yukarı yöne doğru. Şöyle bir retracement deniliyor buna. Bir geri çekilme. Bu geri çekilmeden sonra girmek isterim işleme. Tabii burada işlem beklentim çok değil. Şundan dolayı çok değil. Ondan da bahsedeyim. Burada çok fazla beklentim çok olamaz. Şundan dolayı hani burada bu hareketten sonra hani diyelim ki burada stop olmadım ve aşağıya geldi. Nerede kapatacaktım şu işlemi? Aşağı yukarı şu bölgede, aşağı yukarı şu bölgede bir kısmını da hatta belki şu bölgede kapatıp stop loss'u maliyete çekip şu bölgede tamamen çıkabilirdim pozisyondan. Ya da long denemesi yapıp, o da bir ayrı bir strateji. Ondan da daha sonra bahsederiz. Şu bölgede kapatmayı düşünüyordum. Çünkü Avustralya doları biliyorsunuz bayağı tarihi diplerini gördü. Tarihi dipler bunlar. Ve bundan sonra
yorum gibi olmuş olacak ama bundan sonra çok fazla aşağıya gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, bu işleme neden girdik? Hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki şurada şöyle ben şunu şöyle bir şurada bir aralık var. Zaten görüyorsunuz bu aralığın tekrarı, yani şu aralığın tekrarı aşağı yukarı şurada da gerçekleşmiş. Bu aralığın tekrarı şurada da gerçekleşmiş aşağı yukarı. Aralıktan sonra yani bu breakout gibi gözükse de bir kırılma gibi gözükse de yani bunun fake olma ihtimaline karşı yani fake olabilir. Bu bir. İkincisi bunun bir geri çekilmesini bekliyorum. Bu iki. Üçüncüsü şeydeyim, dirençteyim, arz bölgesindeyim. Buralarda artık short deneyeceğimi biliyorum. Biliyorsunuz ben geçen hafta da çok bahsetmiştim ama bir aralık hani bir seviye değil de bir aralık ve o aralıkta gidişatı takip ederek o aralığa doğru ben burada şorta göre kendimi konumlandırıyorum ve hani şu fiyat seviyesi kesinlikle net bir fiyat seviyesi değildir. Ben buralarda artık short deneyeceğime ve benim statik olarak sabit stop uzun 100 pips olduğunu düşünürseniz ben burada bir tane deneme yapmışım, burada ikinci deneme yapmışım. Sonra burada artık işlemlerden zararlı bir şekilde çıkmışım. Çünkü bunun daha fazla tutmama kararı almışım. Çünkü o zamanlar piyasa yani şu hareketi zaten görüyorsunuz. Bu hareket yani dolar bazında düşünürsek hem euro hem pound hem Kanada doları ki Kanada doları birazcık Avustralya dolarıyla korele bir şekilde hareket ediyor. Bunları düşününce tabii dedim ki bir de borsa tabii endeksler de bunun etki ediyor buna. Ve bunları düşününce artık zararla kapatmaya karar vermişim. Hemen daha detayına bakalım nasıl girmişiz işlemlere. Saatliğimiz var mı? Saatliğimiz var. Şimdi ilk işlem nerede girilmiş? Şöyle söyleyeyim saatlikte. Günüm açılmış. Biliyorum artık short gireceğim. Daha büyük grafikleri biliyorum çünkü. Short girmek istiyorum. Ve bir günün aşağı yukarı şu kadar yani ne kadar oluyor? Aşağı yukarı 100 pips olarak siz düşünün. Yani bir yani majör paritelerde Avustralya dolar yani dolar çapraz pariteler euro, Avustralya doları, Kanada doları aşağı yukarı maksimum günlük 100 pips oynar diye kafanızda işte rule of thumb böyle hani kabaca bir kural olarak yazılmamış bir kural olarak düşünebilirsiniz. Bunun stopunu buraya koymuşum. Aşağı yukarı 100 pips olarak düşünürseniz. Günün hareketini gerçekleştirmiş neredeyse. İşte daha böyle daha geç saatleri kalmadan yavaş yavaş işlemime girmişim. Bir sonraki gün açılmış, devam etmiş, devam. Zaten biliyorsunuz burada bir aralık var. Aralıklarda çok işlem girmeyi sevmediğimi de biliyorsunuz. Aralıklarda işlem girmemişim, beklemişim. Bir sonraki işlemimde şurada denemişim. O işlemi de zaten hani gün açılmış. Gün açıldıktan sonra bir satış var. Tabii bir alış var. Alıştan sonra güçlü bir satış görüyorum. Güçlü bir satıştan sonra hemen silelim. Güçlü bir satıştan sonra hemen denememi yapmışım. Stop'u da o günün zirvesine koymuşum ve stop olmuşum. Ondan sonra zaten piyasa devam ediyor. Bir sonraki işlem dolar. Yani hemen bakalım soru var mı? Bu arada sorularınızı burada da sorabilirsiniz. Şimdilik bir şey yok. Bir sonraki işlem USD/JPY. Hemen bakalım bunun detayına nasıl girmişiz. Tamam, bunu sanırsam geçen hafta bahsetmiştim ama o zaman hemen hızlı hızlı bahsedeyim. Şöyle, ben burada kendimi short'a yönelik konumlandıracağımı biliyorum. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi yenin her ne kadar da şu günlerde çok fazla altınla koruyucu bir şekilde hareket etmediğini bilsem de gene de sonuçta yen biliyorum ki birazcık daha güvenli liman şeklini alıyor. Benim fundamental olacak. Yani şöyle hani borsalar düşüyorken ya da bir sıkıntı varsa genel bir hani şey bir havası varsa yen long dolar short bu paritede tercih ediliyor. Onu ben biliyorum. Benim için dediğim gibi bu kadar detay yeterli. Yani çok fazla derine inip işte Japonya'nın açıklanmış verilerini falan dikkat etmeme çok fazla gerek yok. Sonra
Burada bir hareket var, güçlü bir hareket var. Burada long da deneyebilirdim, short da deneyebilirdim. Short denememin sebebini açıkladım. Benim için o kadar yeterli. Daha fazla yen long kısmına odaklanmak istiyorum. Kendimi öyle konumlandırmak istiyorum. O yüzden burada long da giren yanlış bir işlem girmemiştir, short da giren yanlış bir işlem girmemiştir diye düşünüyorum. Ama onun dışında benim için şöyle bir sıkıntı var burada ki kesinlikle az önce bahsettiğim gibi bir saniye, ister 4 dakikalık olsun, ister saatlik grafik olsun, isterse haftalık grafik olsun, bir aralık varsa o aralık, yani şunu kabaca şöyle bir aralık olarak düşünebilirsiniz. Bir aralığın ortalarında işlem girmek çok sıkıntılıdır. Çünkü long mu gireceğim, short mu gireceğim, o işlem uğraştıracak size, stop olacaksınız. Bir daha stop olduktan sonra işlem istediğiniz yöne doğru gidecek ki burada da aynısı gerçekleşmiş. Şöyle bu ortalarda bak fark ederseniz hani şuralarda da, şuralarda da, şuralarda da, şuralarda da hep böyle bir aralığın ortalarına doğru işlem girmek çok fazla uğraştırıyor. Hani tamam az denerseniz yani bir tane iki tane işlem, yani şöyle söyleyeyim, burada bir işlem deniniz, burada bir işlem deniniz, burada bir işlem deniniz, çok fazla zarar yazmaz size. Ama sık sık denerseniz bu biraz perişan ediyor hem sizi hem hesabınızı. Şöyle bir aralık olarak düşünürseniz bunu, ki ben de hani o yüzden bu işlemi çok fazla beğenmiyorum açıkçası. Bir aralık olarak düşünürseniz bu aralığın tepelerinde short denemeleri yapmak, hani tamam bir iki tane stop verilebilir. Bu işin doğasında var. Bir iki tane stop verilebilir. Şurada stop olursunuz. Bir sonrakini burada denersiniz. Stop olmazsanız işlem devam eder. Bu aralıkta sevmediğim nedenini açıkladım. Şimdi birazcık daha derin detaya inelim. Şimdi şöyle, burada ben ne görüyorum haftalıkta? Haftalıkta bir düşüş görüyorum. Güçlü bir mum, bir konsolidasyon, bir sakin bir piyasa görüyorum. O sakin piyasadan sonra bir kopma ihtimali olan bir piyasa, aşağıya yönlü kopma ihtimali olan bir piyasada kendimi short olarak konumlandırmak istiyorum. Hemen bakalım. Şöyle, benim ilk hareketim gerçekleşmiş. Sonra sakin bir piyasa. Hala bir short, biliyorsunuz hani bu da hani düşen bir üçgen olarak değerlendirirsek, düşen bir üçgende yukarıya da kayabilir, aşağıya da kayabilir. Burada zaten aşağıya doğru bir kırılma var ama aşağıya daha kırılmadan önce, bu da dediğim gibi tamamen benim risk iştahıma bağlı. Ben bunu kırılmasını bekleyip şurada short'a girebilirdim. Bunu neden yapmıyorum? Birinci nedeni aralığın ortalarında olduğumu biliyorum. Yani buralarda beni çok fazla terse bırakmayacak bir pozisyon olduğunu biliyorum. Yani gördüğünüz gibi ben burada haftalığı bildiğim için günlükte de aynı şey geçerli. Ben nerede long veya short girsem çok fazla beni tersime düşmeyecek. Çok fazla beni zararda bekletmeyecek bu pozisyon ya da karda da bekletmeyecek. Tam tersi de düşünebiliriz. O yüzden çok fazla düşünmeden, çok fazla analiz etmeden bu işlemi girmek istedim. Neden peki böyle? Benim dediğim gibi risk iştahım bağlı. Kendimi short olarak konumlandırmak istiyorum. Belli bir fiyat seçtikten sonra hesabım uygunsa, mesela şöyle söyleyeyim, ben burada bu paritede çok fazla pozisyonum varsa tabii burada girmeyi tercih etmem. Şurada shortum varsa, burada shortum varsa burada girmeyi tercih etmem. Eklemem. Ha, eklersem de çok kısa bir şekilde kapatmayı denerim ki zaten göstermiştim onun örneklerini. Daha yani şöyle pozisyona pozitif olarak eklemek. Yani pozitif yönde şöyle söyleyeyim. Burada short girip sonra burada short girip sonra burada short girip buradaki short'u burada kapatırsanız bu iki tane short sizin için iş yapacak. Tabii burada bu piyasa dönmüş de bu piyasaya özel bir şey. Zaten aralıkta ve trend olmadığı için böyle bir şey gerçekleşiyor. Ondan bahsetmek istedim. Ve gördüğünüz gibi standart bir stop koymuşum. Stoptan sonra da zaten bir kırılmadan sonra patlamış. Yani bu normal olabilecek şeyler. Çok sık karşılaşmamanız için böyle piyasalarla, böyle bir işlemle çok sık karşılaşmamak için aralıklarda trade etmemenizi tavsiye ediyorum. Tabii bu günlük olarak böyle bir grafikte trade etmek zor. Böyle bir grafikte nerede trade ederseniz ben hemen size söyleyeyim. Böyle bir grafikte fırsat beklemeniz gerekiyor. Yani özellikle şurada bir yükseliş var ama
bir trend var. Tabii ki yani daha düşük zaman dilimlerinde H4, H1 zaman dilimlerinde alış satış ve alış satışlardan kar elde edebilirsiniz. Ama bu piyasada tamamen kişisel tercih, ama bu piyasada daha çok fırsat beklememiz. Fırsat beklememiz dediğimiz şey şöyle: siz şuradan şurasını görmeseniz eğer, şuradan şurasını görmeseniz, fiyat böyle gidiyorsa, bu harekete kaçırdınız, şu hareket başladıktan sonra şortlara girmeye başladınız ya da bunu da kaçırdınız. Buralarda long denerseniz, buralarda long deneyeceğinizi nereden biliyorsunuz? Haftalık ve günlük grafiklerden. Bu tabii, bu günlük grafiği birazcık daha zoom out yaparsanız göreceksiniz. Ya da haftalık ve aylıklara bakarsanız buralar aşağı yukarı bizim aralığın dip seviyeleri olduğunu biliyorsunuz. Yani bu piyasada dediğim gibi böyle işlemlerle çok fazla karşılaşmamak istiyorsanız, çok pardon, fırsat beklemeniz gerekiyor. Yani şöyle bir piyasa, şöyle bir kaos beklemeniz gerekiyor. Zaten biliyorsunuz en güzel fırsatlar da böyle piyasalardan çıkıyor. Ondan sonra sanırım şeyde tam H1'de güzel. Çünkü şöyle, çoğu arkadaşınız daha düşük zaman dilimlerinde trade ettiğini biliyorum. H1'de gene gördüğünüz gibi gün açılış seviyesi şurada. Gün açılış seviyesinden sonra sakin bir piyasa var. O piyasadan sonra bir düşüş var. Yani aşağı yukarı Tokyo'nun sonlarına, Londra'nın başlarına doğru bu piyasa satılmış. Sonra bir geri çekilme var. Geri çekilmeden sonra tekrar bir aşağı yönlü bir hareket var. Ve gördüğünüz gibi ben fiyata girdikten sonra neredeyse beni hiçbir zarara sokmadan, nereden baksanız aşağı yukarı 100 pips kadar, yani aşağı yukarı şöyle 107.30 deseniz buna, burayı da 106.30 deseniz, yani şuraya kadar aşağı yukarı 100 pips hiç zararı sokmadan beni kâra geçirmiş ve kapatmamışım. Kapatabilirmişim. Daha nasıl iyi olabilirdi diye söylerseniz, burada işlem girilmezdi kesinlikle. Girersem de kapatmam gerekiyormuş. Demek ki bu da böyle bilinsin ve geçelim, bahsetmiş olalım. Bir GBP NZD, yani GBP NZD paritemiz var. Bir soru var mı bakalım? Neden işlem girilmez? Bir önceki şeyden mi bahsediyorsunuz acaba? Evet. Sebepleriyle açıklıyorum zaten. Ne kadarlıktır dinliyorsunuz bilmiyorum ama bundan sonra ona dikkat edeyim. Ekstradan üzerine düşelim onun. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle, bir saniye. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Ben teşekkür ediyorum yazdığınız için. Tabii ki benim için daha iyi oluyor böyle sizin yazmanız. Haftalık grafiğine bakıyoruz bu grafiğin. Dediğim gibi hani çok fazla parite burada önemli olmasa da şuradaki düşüşe bakalım. Buradaki düşüşte, şurada long denememin sebebi, şurada bir support oluşması ve bu düşüşten sonra hafif bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Şöyle, görüyorsunuz zaten bu seviyelerde, şu seviyelerde burada bir denge var. Burada bir dönüş var. Ve aşağı yukarı geriye doğru gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki hep bir o seviyelerde, o fiyat seviyelerde, şuna yakın bir yerde hep bir fiyat yön değiştirmiş ya da bir dengeye girmiş. Dengeden sonra bir tarafa doğru gerçekleştirilmiş hareketine. Burada long denememin sebebi, ona bakarak, yani haftalık grafiği bakarak gerçekleştiriyorum. Peki daha detaya inelim. Daha detayda gördüğünüz gibi şurada çok güzel bir denge var. Bu dengeyi aşağı yukarı yakın bir yerde, bu dengeler benim için şunu ifade ediyor: burada bir arz talep dengesi var ve bu arz talep dengesine tekrar girebiliriz ya da oradan sekebiliriz diye düşünüyorum ben. Daha büyük grafikte de açıklamıştık. Daha küçük grafiklere bakalım. Şimdi günlükte H4'e bakalım. Burası daha güzel. Şimdi denememi yapmak istiyorum. Denememi yapmamın saatini aşağı yukarı düşünürseniz, yani gün açılışından sonra birkaç saat sonra girmişim. Dediğim gibi ben daha çok
açılış seviyelerini yakın bir seviyelerde gerçekleştirmek istiyorum işlemi. Çünkü açılış seviyesinden mesela benim bir yukarı yönlü bir hareket bekliyorsam ve açılış seviyesi şurasıysa ve burası kapanış seviyesiyse, tabii kapanışı bilmiyoruz ama yani bu hareket %100 ise eğer %30 aşağı yukarı geriye geleceğini tahmin ediyorum ve geri kalan %70'ini de yukarı yönlü gideceğini tahmin ediyorum. Bu tabii zamanla oturan bir şey bu benim için. Herkesin dikkat etmediği bir şey olabilir. Çoğu traderin dikkat etmediği bir şey olabilir ama grafikleri açarsanız yani istisnalar hariç çünkü bazı günler trend olmadığı günler zaten piyasa zigzag hareket ediyor. Yani bu piyasada çok fazla bir şey diyemeyiz ama trend olan bir günde genelde fiyat birazcık geri çekilip daha gitmek istediği yöne doğru gidiyor. Benim de daha çok girişe yakın bir seviyelerde fiyatı girmeyi tercih ediyorum. Benim dediğim gibi stop loss'umda aşağı yukarı 100 pips'tir statik olarak. Çünkü ben bu şu anda saatleri gösteriyorum ama ben günlükte bu trade'e girerken günlükte şöyle bir şey görüyorum. Şimdi ben bu trade'e girerken şu grafiğe bakıyorum. Yani şundan sonrasını eğer görmeseniz, şundan sonrasını eğer görmeseniz, ben şöyle bir şeye bakıyorum. Bir trend var aslında doğru ama yavaş yavaş daha çok long denemelerine devam etmem gerektiğini biliyorum. Şu an zaten GBP/ENZD şu an zaten bakalım en son işlemin nereden girilmiş? 90 98 39 98 39. O bayağı bayağı bu o zaman demek ki yukarıya gitmiş bu parite. Evet. Bayağı yukarıya gitmiş. Aha. Bundan sonra zaten görebildiğiniz gibi zaten daha yukarıya gitmiş. Bu grafikten bu screenshot aldıktan sonra daha da yukarıya gitmiş. Daha yukarıya gitmeden önce zaten görüyorsunuz bir noktadan sonra yani ben işleme birazcık erken girmişim ama sonuçta bir yerden denemeye başlamam lazım. Long olarak kendimi konumlandıracağımı biliyorum ve bir yerden denemeye başlamam lazım. Peki burada denedikten sonra görüyorsunuz yavaş yavaş bir yukarı yönlü bir hareket var. Tabii burada dibi yakalamaya çalışmak birazcık sıkıntı yaratmış olsa da daha iyi nasıl olabilirdi diye soracak olursanız tabii ki bir noktadan sonra şu aralığı bekleyip şurası çok güzel bir aralık. Şurası çok güzel bir double bottom. Hatta birinci mumda kaçırsanız ikinci mumda yakalama şansınız var. Ve ondan sonra zaten çok temiz bir trend olmuş. Bu da böyle bir işlem. Hemen bakalım bir sonraki işlemimiz. Bir sonraki işlemimiz de Euro-AUD. Euro-AUD'de dediğim gibi zaten şurası benim için aşağı yukarı long denemek isteyeceğim seviyeler. Dediğim gibi ben işlem denemekten korkmuyorum. Çünkü benim için bir statik bir stop loss 100 pips'te zaten karlı işlemlerdeki YouTube videolarında var. İzlerseniz göreceksiniz ki ortalama bir işlemden 300-400 pips çıkarıyordu. Kazandırıyordu bana bir işlem 300-400 pips. O yüzden benim için 1-2 tane 100 pips'lik stop loss patlatmak çok fazla beni sıkıntıya sokmuyor. Aynı zamanda bu işleme neden girdik ona bir bahsedelim. Bu işlemde gördüğünüz gibi burada bir aralık var. Bu aralıktan sonra bir hareket var, bir trend var. Ve belli ki bu aralığa döndükten sonra bir support konumu olarak bir destek olabilecek seviyeler buralar. Onu ben anlıyorum buradan. Haftalık grafiği bakıyorum. Daha günlük grafiği geçmedim. Dikkatinizi çekelim. Ondan sonra bir satış var ve satıştan sonra benim long denememi görüyorsunuz burada. Tabii ki long denemesini çok güzel bir yerde yapmışız ama maalesef stop olmuşuz. Hemen daha detaya inelim. Bakalım nerede denemişiz. Şimdi şöyle, ben buralarda artık long deneyeceğimi biliyorum. Şu aralıklardan dolayı long deneyeceğimi biliyorum. Haftalık grafiğine bakarak, burası günlük, haftalık grafiğine bakarak buralarda long gireceğimi biliyorum. Günlük grafikte burada long girmişim. Peki burada long girmemin sebebi ne? Hemen şöyle bakalım. Şimdi burada bir mum var. Çok güçlü bir mum değil ama bir iğne bırakıp dönmüş. Bu bana bir şeyler anlatıyor. Aynı zamanda
bir sakin bir piyasa var. 2 gün peş peşe sakin bir piyasa var ve o sakin piyasanın dibinde, bir sonraki günün dibinde fiyatı girmişim ve stop loss'u aşağı yukarı dediğim gibi 100 pips olarak, 100 pips civarı olarak bırakmışım ve burada maalesef stop olmuşuz. İkinci denemeyi neden yapmadığımı sorabilirsiniz. Tabii ki burada hem işlemi neden girdiğimi, hem neden çıktığımı, hem neden stop olduğumdan bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda alternatifleri daha iyi nasıl olabilirdi, daha kötü nasıl olabilirdi diye söylemek istiyorum. Şimdi şöyle, geçen hafta bahsetmiştim. İşlem aralığını birazcık mesafe koymanız lazım. Hem fiyat açısından hem zaman açısından birazcık mesafe koymanız lazım. Sık sık işlem denemek güzel bir şey değildir. Hani burada niye ikinci işlem? Hani ben stop oldum, hemen bir daha gireyim. Çok mantıksız ve anlamsız olacak o. Bir daha tabii burada dönüş olmuş ama daha piyasalar biliyorsunuz randomdur. Bir sonraki adımın ne olacağını bilemezsiniz. Yani şurada long denemeye devam ettiğinizi düşünürseniz hani hep stop olursunuz ve hesabınız gerçekten büyük bir sıkıntıya girer. O yüzden hem zaman aralığı olarak hem bir zaman aralığı bırakıp birkaç gün olur, bir hafta olur, 2 hafta olur. Zaten hani biliyorsunuz yazılmamış bir kural var. Hani bir kazanç evresine giriyorsanız ve sürekli hesabınız yükseliyorsa ve açtığınız bütün işlemler kâra gidiyorsa bir noktadan sonra bir ara vermenizi öneriyorlar. Aynı zamanda zararlı işlemleriniz peş peşe varsa bir noktadan sonra ara vermenizi düşünüyorlar. O aynı şekilde işlemlerde de gerçekleştirmesini tavsiye ediyorum. Şöyle ki ben burada stop olduktan sonra bir sonraki işleme burada girmem daha mantıklı olur benim için. Buralarda girmem ya da buralarda girmem ya da bu aralığın oluşup bu aralıktan bir kırılma gerçekleşmesini bekleyip bu kırılmadan sonra işleme girmem daha mantıklı olur. Çok çok sık sık işleme girmek istemiyorum. O yüzden zaten işleme sık sık girdiğim zaman da genelde bazen ben de sıkıntı çekiyorum. O yüzden bu işlemi neden girildiğini hem haftalık olarak bahsetmiştim hem de günlükte de bakalım nasıl girmişiz. Şimdi şöyle yani günlük dediğim saatlik ama bir günün içerisinde yani görebiliyorsunuz şuradan şurası bir gün, şuradan bu beyazlı çizgi benim günün açılışını ve aynı zamanda açılış seviyesini gösteriyor. Bir soru var. Tabii. Tabii Q&A'den iletebilirsiniz. Bir soru var. Değilmiş, yokmuş. Gün açılmış, sakin bir şekilde ve bir hareket var. Zaten dediğim gibi tekrar olacak ama kusura bakmayın. Günün açılış seviyesine doğru. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bu fiyat bir iğne bırakıp çıkmıştı. Benim için boğa bir mum olarak kapatmıştı. Bir sonraki günde boğa bir mumdu. Bir sonraki gün negatif kapatmıştı. O günün aşağı diplerinde ben artık işlemi girmek istiyordum. Açılış seviyelerine işlemi girmek istiyorum. Şöyle ki zaten bahsetmiştim. Hani şunu bir mum olarak düşünürseniz şöyle kabaca çizsem. Burası açılış seviyesi olsun. Bir saniye çizemedim. Şurası açılış seviyesi olsun. Ben bu mumun nasıl sonuçlanacağını tahmin ediyorum aşağı yukarı. Biraz büyük çizdim çünkü bu aralık geniş. Yani şurası günün dibi olsaydı aşağı yukarı. Ben zaten stopu burayı bırakmışım. Aşağı yukarı şöyle bir hareket bekliyordum ben bu işlemi girerken. Bir sakin piyasa var açılmış. Piyasa yukarı yönlü bir momentum kazanıyor. Yukarı yönlü bir trend başlatıyormuş gibi oluyor ve o trendin hemen başlangıçlarına doğru bir kırılma gördükten sonra günün seviyesinin üstüne çıktıktan sonra işleme giriyorum, stopumu bırakıyorum ve maalesef geriye dönüyor ve tekrar işlem kapanıyor stop loss'la. Dediğim gibi kazançlı işlemler olarak da YouTube'da 2 tane video var peş peşe çektiğimiz. Etikbil'in web sitesine girersen zaten aynı zamanda biz de gruplarda paylaşmıştık onu. Bir sonraki işlem Euro-Yen işlemi. Euro-Yen'de bu işleme neden girmişiz? Dediğim gibi ben her zaman daha büyük zaman dilimlerine aylığa bakıyorum, haftalığa bakıyorum, günlükten trade ediyorum. H4'e ve H1'e de bakıyorum. Çok fazla kararsız kaldığım zaman onlara da bakıyorum. Sürekli ama D1'e bakıyorum. D1'e baktığım zaman da birazdan geleceğiz oraya. Haftalığa baktığım zaman da
Yukarı yönlü bir şöyle, şimdi şunu şöyle düşünürsek, yani şurası genel kabaca dediğim gibi benim için tek fiyat seviyesi, yani şu fiyat seviyesi support değildir. Ben ne görüyorum buradan? Şunu görüyorum. Burası benim zirve olsun. Bakın mesela ne zamandan beri görünmüyor? 2017'den beri görünmüyor benim zirvem. Ve benim dipleri de en son işte 2016'da, 2017'de görmüşüm. Tekrar test etmişim ve test ettikten sonra yukarı yönlü bir hamle var. Demek benim için şunu ifade ediyor bu. Diyorum ki aşağı yukarı benim desteğim oluştu. Aşağı yukarı dipleri ben gördüm ve bundan sonra yukarı yönlü bir hareket bekliyorum diyorum. Tabii bu işleme girmemin sebebi daha bu ben genel olarak mantığını ve kabaca genel düşünce şeyimi anlatmak istedim. Bu işleme bakınca da zaten görüyorsunuz ki çok güçlü bir yukarı yönlü bir trend var. Yukarı yönlü bir trend var. 1, 2, 3, 4 mum ki zaten 4. mum çok güçlü. O yüzden ben 5. mumun ortalarında yani bir önceki mumun ortalarında girmeyi tercih ediyorum. Zaten biraz geri çekilmiş piyasa. Yani şöyle düşünün. Fiyat burada açılmış ve buraya kadar geldiğinde ben bu işlemi girmişim. Stopumu da dibine bırakmışım. Peki hemen günlüğe bakalım. Günlükte neler oluyormuş ona bir bakalım. Şimdi bu işlem görebildiğiniz gibi gayet güçlü bir trend. Yukarı yönlü bir hareket var. Yukarı yönlü hareketten sonra aşağıya çekilmeden hemen girmek istedim işleme. Peki buradaki hata olarak hani düşünebileceksek hata olarak ne olabilir hata? Şu olabilir. Hani bu işlemin tabii ki daha sonra bir geri çekilme olacak. Bu geri çekilmeden sonra bir sakin bir piyasa olacak. O sakin piyasada girmek daha çok güzel olabilir de. Tabii bu tamamen dediğim gibi benim risk iştahıma bağlı. Ben demek şundan, şimdi biliyorsunuz bir trend varsa o trendde bir geri çekilme varsa ya %30 çekilir. Kabaca söylüyorum. Fibonacci'den bahsetmiyorum ben. Fibonacci'den bahsetmiyorum. Kabaca söylüyorum. Zaten Fibonacci'nin de mantığı derine inmeden mantığı şöyle. Hani bir geri çekilme var. O geri çekilmede insanlar fiyata girmek istiyor. %30, %50, %25, %50, %75, %80 olarak. Hani sonuçta bir yere kadar gelecek. Yani daha çok güçlü trendler %30 geri çekilmeden sonra yukarı yönlü bir trend başlatıyor. Yani güçlü bir trend varsa %30 çekilip devam ediyor. Tahmini olarak söylüyorum bunu. Tabii her zaman gerçekleşen bir olay değil. Ve gördüğünüz gibi çok güçlü bir trend var. Yani peş peşe yukarı yönlü bir trend var. O da demek şurada demek istediğim şu noktaya gelmek istiyorum. Burada ben güçlü bir trend görmüşüm ve çok fazla geciktirmeden, çok fazla bekletmeden bu işleme girmek istemişim ve hafta açıldıktan sonra da aşağı yönlü bir geri çekilme olduğu için benim için daha rahat olmuş bu işlemi girmek. Yani karar sürecim daha rahat olmuş. Eğer hafta açılıp birazcık yukarıya gidip tekrar aşağıya gelseydi bu benim için sıkıntı olurdu ve işleme girmemeyi tercih ederdim. Ama hafta açıldıktan sonra hemen bir geri çekilme varsa ya da işte bir gün pozitifse, ertesi gün açılıp direkt negatife iniyorsa hani şöyle düşünün. Burası pozitif, yukarı yönlü. Burası gün açıldı, açılış seviyesi. Şurada bir mum var, şurada bir mum var. Ben bir önceki günün işte %50'si, %30'unu girmeyi tercih ederim. Zaten gün içi hareketlere de bakmam gerekiyor. Dediğim gibi birçok şeye bakıyoruz. Bir trade'e girmek için. Bu da bir örnek olsun. Ondan sonra hemen bakalım. Günlükte tabii ki bir geri çekilmeden sonra hemen bir günün sonlarına doğru bir önceki gün çok sert bir şekilde aşağıya gelmiş. Ondan sonraki gün girmeyi tercih etmişim işleme. Gördüğünüz gibi zaten aşağı yukarı şurada bir hareket var. Şimdi şöyle ben burada H4'e baktığım zaman ne görüyorum? Yukarı yönlü bir trend var. Bu trendden sonra bir geri çekilme var. Bir geri çekilmede girebileceğim işlem yeri şurasıdır. Şurası benim için şey ifade ediyor. Şimdi burada sonuçta bir denge varmış. O dengeden sonra yukarı yönlü kopmuş. O zaman burada da bir denge oluşacağını, bu dengeden sonra tekrar devam edebileceğini düşünüyorum. Zaten gördüğünüz gibi birazcık daha fiyat aşağıya gelmiş. Ondan sonra tekrar yukarıya gitmişti. Bir önceki grafiklerden görebileceksiniz onları. Hemen güne bakalım. Yani gün içi hareketlere bakalım. Dediğim gibi tekrar olacak ama genelde hep aynı şeyler. Zaten biliyorsunuz hani birazcık şey deniliyor. Trading sıkıcı bir iştir. Sıkıcı bir şeydir diye genel bir
yorum var traderler arasında. Doğru söylüyorlar. Çünkü hep aynı şeyleri yapıyoruz aşağı yukarı. Tabii yani hatalarımız oluyor. Zaman geçtikçe o hataların sayısı azalıyor. Başarılı traderlerin sayısı artıyor. Bu da tekrar olacak. Yani genelde şundan bahsetmek istiyorum. Günün açılış seviyesine yakın bir yerde, yani hatta direkt gün açılmış ve açılışı doğru girmişim ve stopu da aşağıya bırakmışım. Demek ki burada şöyle bir hareket bekliyormuşum. Buraya ufak bir iğne bırakıp daha yeni zirveler elde edebileceğimizi düşünmüşüm. Tekrar bir işlem var. Şimdi şöyle saat 8'i 40 geçiyor. Utku, 8'e 45'te mi bırakalım, 9'da mı bırakalım, nasıl olsun? Ona karar vererek ben birkaç tane maliyette kapanan işlem hakkında konuşup daha fazla genel konuşmak istiyorum. Onları bana söylersin müsait olduğunda. Tamam. O zaman chat'i soralım. Chat devam edelim diyorsanız ya da direkt şey işlemler var. Bu işlemlerin sonunda başa baş kapanan işlemler var. Hani işlem çok güzel bir yerden girilmiş. Stop loss maliyete bırakılmış. Maliyetten sonra da stop loss dönmüş. Fiyat dönmüş. Stop loss'u maliyetten patlatmış. Onlardan mı bahsedelim yoksa devam mı edelim? Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Tamam, tamamdır. Şimdi şöyle, burada tekrar bir USD CAD işlemi. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bir soru da var galiba. Tabii, müsaitim. Ne demek? Tabii ki. Şöyle, benim burada aşağı yukarı zaten işlemin yönü short. Zaten çok güçlü bir trend var. Zaten şu an hala aşağı yönlü bir piyasa var dolar cap'te. Şöyle, ben burada neyi biliyorum? Bunlar şöyle, yani arka plandaki benim düşünce prosesimdeki arka plandaki bilgilerim. Ben biliyorum ki bir tane aylıkta ya da yıllıkta double tap var. Ve bu double tap'tan sonra çok güçlü bir satış devam ediyor. Peki bu satıştan nasıl faydalanmak istiyorum? Hemen inelim. Günlüğe inelim. Şimdi görüyorsunuz ki burada daha önceki işlemlerim de vardı. Ne kadar hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama şuralarda bir işlemler vardı. Tekrar dönüp bakmak istemiyorum. Vakit kaybetmek istemiyorum. Buradaki işlemler vardı. İşlemler shorttu. Burada tekrar bir short denemesi olmuş. Ve o short denemesi stop olmuş. Onun detayına bakalım. Şimdi şöyle, burada short denememin bir sakıncası var mı sizce? Bir sakıncası var. Şöyle ki var. Hemen bakalım. Bir önceki şeyi gelmem gerekiyor. Şimdi şöyle, kabaca, şimdi ben bunu haftalıkta bakıyorsam kabaca görüyorsunuz ki buralarda bir fiyat dengesi var. Burası da denge sayılır. Yani çok daha büyük düşünürseniz. Ama daha yakınları düşünecek olursak artık görüyorsunuz ki buralarda bir fiyat dengesi var. Ve o fiyat dengesinde yavaş yavaş içeri doğru. Hani daha yakın bakacak olursam şurada görüyorsunuz bir destek ve direnç görme ihtimali olan bir fiyat var. Ve tabii bu aralık olarak da düşünebilirsiniz. Yani şu aralıkta düşünebilirsiniz. Şurada bir denge var ve oraya çok yakın bir yerde short denemişim. Ve bu birazcık sıkıntılı bir durum. Yani ben sonuçta bu işlemleri koyarken random bir şekilde seçtim. Ve hani kesinlikle güzel girilmiş bir işlem olsun, düzgün bir şekilde stop olmuş olsun gibi işlemler aramadım. Random bir şekilde aldım, koydum buraya. Bu işlemde benim demek ki ekstradan çok fazla lüzumsuz olarak yani gerek yokmuş. Benim zaten şortum vardı hatırladığım kadarıyla buralarda. Ki onlar karla kapanmıştı. Hatta bir tane işlemi çok kısa bir karla hemen trendin bir günlük trendin başında ve sonunda yakalamıştım ve kapatmıştım. Burada fazladan gereksiz. Tabii ki yani buralarda ekleseydik olurdu ama buraya artık yaklaşmışım. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada benim günlükte gördüğüm şey burada kesinlikle ve kesinlikle benim short denememem gerekiyordu. Tabii ki dediğim gibi biz de zaman geçtikçe, gün geçtikçe tabiri caizse kilometre yaptıkça geliştiriyoruz kendimizi de.
Burada short girmem yanlıştı ama çok güzel bir stopum vardı ve stop olmuşum ve artık daha da fazla zarara girebilirmişim. Bu beni sıkıntıyı sokacaktı. İşlem, ben hiçbir zaman zararda, hiçbir yani karda zaten göreceksiniz. Başa baş kapanan işlemlerde 400 pipse kadar kâra girip kapatmadığım işlemler var. Ama hiçbir zaman zararlı bir işlemi bekletmiyorum. O zararlı işlem tamamen çünkü benim bakış açımı birazcık daraltıyor, beni köreltiyor. Çok fazla odaklanamıyorum. O yüzden zararlı bir işlem dediğim gibi zaten aşağı yönlü bir trend vardı. Bunu bekleseydim ve hatta hani acemi bir trader olarak buralarda tekrar shortlar ekleseydim, yani terse giden bir işleme daha fazla risk alıp daha fazla işlem girseydim tabii ki bu karla kapanırdı günün sonunda, ama hiç gerek yok. Zaten bunu günlük olarak düşünürseniz şimdi insanlar çoğu zaman zamanı çok fazla işin içine katmıyor, ama şöyle bu günlük grafik, yani arada kaç gün var benim tekrar kâra geçmem için? 1, 2, 3, 4, 5 bayağı gün var. Hani haftalık saysam daha pratik olacak ama bayağı bir gün sonra ben tekrar kâra girmişim ve bu kadar gün boyunca benim başka bir yere odaklanmamı önlemiş olacaktı bu işlem. O yüzden stopum patladıktan sonra benim için olay bitmiş oluyor. Tamamen yeni bir sayfa açıp yeni fırsatlar peşine koşmuş oluyorum. Şöyle ki günlük olarak da görebileceğiniz gibi gene klasik olacak. Günün açılış seviyesine çok yakın bir hareket var ve bir kırılma var. Kırılmadan sonra zaten short. Şimdi burada hani neden short denedik? Onu da açıklamıştım. Bir trend vardı ve benim aşırı derece bir risk iştahım vardı. Eklemek istiyordum kendi shortlarıma ve short girmişim. Hani onun sebebini de açıklamış olayım. Öyle sormuşlardı arkadaşlar çünkü sebebini de dinlemek istiyoruz diye haklı olarak. Ve o yüzden bir yavaş bir piyasa var, bir kırılma var. Günün açılış seviyesinin altına gelmişim, şortumu eklemişim, stopumu koymuşum ve stop olmuşum. Ondan sonra hemen bakalım. Bir sonraki Euro Audi işlemi. Bu Euro Audi işlemi de zaten bir önceki işlemlerle aynıydı. Dediğim gibi çok fazla tekrar yapmaya gerek yok. Bir aralıktaydık. Bir güçlü bir trend var aşağı yönde ama o güçlü trendin sonuna geldiğimi düşünüyorum. Neden? Çünkü buraya kadar gelmişiz. Burası zaten gördüğünüz gibi buradan hareket başlamış ve oraya tekrar döndüğü zaman aşağı yukarı bir support oluşuyor ki zaten görebileceğiniz gibi zaten bir support oluşmuş. Yani burada benim bir stop olmam benim için çok fazla yanlış değil. Deneme işlemi yapmışım. Şöyle biraz bekleyip birazcık daha sakin bir piyasada birkaç gün geçmesine, birkaç hafta geçmesine bekleyip, ben zaten hani günlükte trade ediyorum. Birkaç gün, birkaç hafta geçmesine bekleyip trade etmem çok daha mantıklı olabilirdi. Ne zaman stop maliyeti çekilir anlatabilirsiniz. Tabii ki onu da anlatırım. Onu anlatırım. Başka bakalım. Başka bir şey yok. Ben bir sete tekrar bakayım. Chat'te de bir şey yok. Tabii. Şimdi burada zaman kaybetmeyelim. Hemen şöyle, burası aynı şeyler, aynı şeyler, aynı şeyler. Bundan da bahsetmiştik. Dediğim gibi ben işlem denemekten korkmuyorum. Aynı pariteler, aynı seviyelerden işlem girilmiş ve girilen yönde aşağı yukarı doğru yönler. Ama tabii dediğim gibi işlem denemem gerekiyor. Çünkü ben bir işlemi girmek istiyorum. Bir işlem yakalamak istiyorum. İşleme girmem gerekiyor ve denemem gerekiyor. Onlardan bahsetmek istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle. Az önceki dolar cat satış işlemi zararla kapanmıştı. Ve burada long işlemi var. Burada güçlü bir mum var. Yukarı yönlü. Bu mumun devamı gelebilir olduğunu, çünkü zaten benim hareketlendiğim noktaya bakacak olursam, yani şöyle bu işlemin giriş seviyesi aşağı yukarı burada, yani şuralarda bir daha temiz çizecek olursak, giriş seviyesi olarak düşünürsek aşağı yukarı bir önceki dirençler veya destekler, yani bunu daha geriye gidersek destek ve dirençlere aşağı yukarı denk geliyor. Zaten benim
Tepki aldığım yere bakacak olursam, tepki aldığım yer çok uzun zaman boyunca bir destek ve direnç görevi görmüş noktalar. Destek ve direnç görevi görmüş noktalar. Tabii buradan bir hareket geldikten sonra ben long denemek isterim. Bu da bir long denemesi gerçekleşmiş. Güçlü bir günden sonra girilmiş işlem, statik bir stop loss konulmuş ve stop olunmuş. Dediğim gibi yani günlüğe bakacak olursak bir güçlü bir hareket var. Gün açılmış, bir geri çekilme var. Geri çekilmeden sonra bir hareket var ve o hareketin ortalarına doğru girilmiş ve stop da o günün altına konulmuş bir şekilde. Hemen bakalım başka ne var? Avustralya doları var. Avustralya dolarında şurada şurada bir denememiz vardı, stop olmuştu. Aradan bir gün geçmiş ve 2 gün geçmiş ve 2 tane daha işlem var burada. Onlar da dediğim gibi çok fazla risk almadan. Şimdi şöyle, böyle bir piyasada şimdi iki çeşit, yani benim bakış açımla naçizane benim bakış açımla iki çeşit piyasa var ve iki çeşit işlem türü var. Çok genel konuşuyorum. Şu case için konuşuyorum. Yüksek ihtimali olup düşük kazanç sağlayabilecek piyasalar var ve düşük ihtimali olup yüksek gelir sağlayacak piyasalar var. Şöyle ki, ben burada short deniyorsam ve benim stop loss'um aşağı yukarı 50 pips, 20 pips civarı ise ve o piyasadan aşağı yukarı yani şuradan şurasını düşünecek olursak, burası 68 diyelim, 68 seviyesi olsun. Benim tahmini kapatacağım işlemler şurası. Yani bir 300 pips, bir de aşağı yukarı 700 pips civarı bir kar beklentim var bunda. Yani 50 pips riske atıyorum. Benim düşük ihtimal olduğunu biliyorum. 50 pips kar riske atıyorum. Çok düşük bir şey riske atıyorum. Ya da burada 50 de kapatmış olabilirim. Bakmam lazım işlemin detayına. Evet, stop loss'ları koymuşum ama 50 kapatmışım zararla. Burada dediğim gibi short denemesi yapmamın nedeni, burada ben bir geri çekilme bekliyorum. Bir, burada bir trend var. İki, dirençteyiz. Bir, aralıktayız. Burada bir tane daha işlem girmek istiyorum ve bunun tabii ki belli bir hedefim var. Aynı zamanda işlemin riske çok düşük olduğu için benim için güzel bir şey bu. Yani şöyle söyleyeyim. Burada mesela işlem koptu. Burada short girseydim benim stopum aşağı yukarı şuranın tepesinde ya da statik olarak 100 pips olacaktı. Ama burada short girdiğim zaman benim için, hani demek istediğimi ne kadar anlatabildim emin değilim ama daha düşük risk yapıp düşük ihtimal ama daha fazla kazanç sağlayabilme ihtimali var. Hani bir tane dolar pound işlemi vardı. Pound dolar işlemi vardı. Baya tarihi diplerden yakalamıştım ve aşağı yukarı 1000 pipsle kapatmıştım. Onun gibi bir şey. Yani orada 200 pips risk etmiştim. Burada da aşağı yukarı 50 pips, 100 pips risk ederek aşağı yukarı 300 ila 500 pips civarı, 700 pips civarı kar elde etme ihtimalim var. O yüzden burada da işlem denemekten çok fazla çekinmemişim ve zaten görebildiğiniz gibi hani şu aralık, hatta şuradaki iğne de bir şey ifade ediyor benim için. Bu aralık benim için bir denge aralığı. Bu aralıktan sonra zaten görebildiğiniz gibi bir dengeye de girmişiz ama tekrar dengenin üstüne çıkmışız ve hala bir belirsizlik var. Avustralya doları şu an çok böyle yavaş hareket ediyor. Onun dışında bakalım tabii bunlarda başka ne var? Hemen bir işlem daha var. Bundan da bahsedelim. Şimdi altın son zamanların gerçekten çok fazla dikkat çeken ürünü. Altında short denemişiz. Peki diyebilirsiniz ki bu piyasada neden short denedik? Bu piyasada şundan dolayı short denedik. Dediğim gibi böyle bir fırsatları kaçırmak istemeyiz. Daha yukarıdan short giren arkadaşlarımız vardı. Hatta işlemlerini paylaşmışlardı bizim topluluğumuzda. Onlar da gerçekten tebrik ediyorum. Daha yukarılardan neye göre işlemi hesaplayıp neye göre girdiler hiçbir fikrim yok ama benim için, benim dediğim gibi geçmişe yönelik bir datam olması lazım. Geçmişe yönelik ben şunu, şuradan şunu anlıyorum. Buralarda artık destek görevi görebilir. Bu fiyat seviyelere destek olabilir. Pardon, direnç olabilir. Geçmişe yönelik baktığım zaman insanlar zamanında bu fiyata geldiği zaman
arz etmeye başlamışlar. Altınları satmaya başlamışlar. Altın artık talep görmemeye başlamış. Artı oradaki o gündemde, bu o gündemlerdeki fundamental, yani temel analizler sonucu artık her ne ise, beni ilgilendiren kısım şu: ben bir tane short denemek istiyorum. Şöyle ki, bu işlemin ihtimali, yani gerçekleşme ihtimali, karla kapanma ihtimali çok düşük. Riske çok düşük, getiri potansiyeli çok yüksek. Şöyle düşünün, ben bu işlemi, eğer bu işlem stop olmasaydı ve altın düşmeye başlasaydı ve ben zirveyi yakalamış olsaydım, tabii ki kesinlikle ve kesinlikle dip ve tepeleri yakalamanızı tavsiye etmiyorum. Ama işlem denemekten de şöyle söyleyeyim size, ben burada 50 tane işlem denemiş olsaydım ve hepsi stop loss'la kapanmış olsaydı, benim için çok büyük zarar olacaktı bu. Ve bir tane işlem denemişim, iki tane ya da üç tane işlem denemişim, o üç tane işlemden zararla çıkmışım ve daha devam etmemişim. Hani bunu demek istiyorum. Hani şöyle bir kanı var piyasada, kesinlikle ve kesinlikle dip ve tepe denemeyin diye. Öyle bir şey yok. Yani benim için, şahsım adına konuşuyorum, tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Dip ve tepe yakalamaktan ziyade benim şurada bir tane fırsat görüyorum ve bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bu fırsatın riski gerçekten düşük, ihtimali düşük olsa da kazanç ihtimali çok yüksek olabileceğini düşünüyorum. Yani şu aralığa girdiğini düşünecek olursak, belki 2 sene, 3 sene sonra hani o kadar işlemi tutamayabiliriz, ama 2-3 sene sonra böyle bir potansiyel, bu kadar potansiyel olan bir işlem sonuçta. Hani şurayı da bir aralık olarak düşünürsek, ilk başta burası, sonra burası olarak düşünebiliriz. Sonra hemen devam edelim. Bunların detaylarına gerek var mı? Günlük seviyelerini zaten gördüğünüz gibi çok fazla bir hareketli yok. Herhangi bir mumda işleme girmeye karar vermişiz. Hemen bakalım. Artık yavaş yavaş şeylere gelelim. Bu işlemlere gelelim artık. Chat'e bakalım bir. Tabii. Pivot point soran arkadaşlarımız var. Onu bir şey yapalım. Orayı bir görelim. Başka bakalım. Evet, iki tane soru var. O sorulara cevap verip çok fazla uzatmadan, tamam. İlk soruya cevap verelim. Stop loss'u ne zaman maliyete çekebiliriz? Şöyle, burada stop loss maliyeti çekilmiş. Şöyle ki, zaten işlemin nerede, zaten bu işlem, bu grafikte ne gördüğümü açıklamıştım. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. İsteyen bu YouTube video YouTube'a yüklenecek, Tikmil sayfasına yüklenecek, YouTube'daki Tikmil sayfasına, oradan geriye sarıp izleyebilir. Bu işlemde neden short düşündüğümü bahsetmiştim burada. Short işlemi girilmiş ve girildikten sonra tamamen piyasaya. Şimdi şöyle, dediğim gibi bazı şeyler standarta bağlayabilirsiniz. Hani şöyle, hani ben birazcık genel olarak söylemek istersem, mesela hani bir dalganın aşağı yukarı 300, 400, 500 pips olacağını tahmin ediyorum. Bir gün aşağı yukarı 100 pips civarı hareket edecek. Bir hafta aşağı yukarı 250 pips civarı hareket eder. İşte gün açılış seviyelerine yakın işlemi girmek istiyorum. Bunun gibi birçok şey var. Peki, başka bir tane kuralım var. Yani bu benim için geçerli bir şey. Benim şimdi statik olarak %90 benim stop loss'um 100 pips civarında ve 200 pips'i geçtikten sonra başa başa çekiyorum. Veya işlem sıklığına göre, mesela şöyle söyleyeyim size, burada benim kalemim var mı şu anda? Bir saniye. Kalemim var mı? Var. Burada çok sık bir işlem aralığım olsaydı, çok sık işlem aralığım olsaydı, o zaman bunları
Bunların stop loss'larını maliyete çekmezdim ama bunun stop loss'unu maliyete çekerdim. Bunun gibi işlemler. Şimdi burada stop loss'u maliyete çekmemin kaç ne kadar pips'ten sonra? Şimdi şöyle, hem pips önemli, hem geçmiş zaman önemli bunun için. Ya şöyle, ben bu piyasayı gördükten sonra aşağı yukarı bu piyasayı gördükten sonra bu geri çekildi. Benim şortumu girdikten sonra bu piyasa aşağı yönde devam ediyor ve aşağı yönde devam ediyor ve bir noktadan sonra benim aslında stop loss'umu maliyete çekmem gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü şöyle, ben bu işlemden ne bekliyorum? Bu işlemden şimdi o da önemli. Bu işlemden ne bekliyorum ben? Bu işlemden aşağı yukarı şurası 109 seviyesi ise burada TP var. Şu mavi çizgi bunu ben sonradan çizmedim. Şeyi gösteriyor. TP'yi gösteriyor. Aşağı yukarı 102 deseniz buraya 109. Yani 700 pips civarı bir beklentim var. Ve o yüzden bu işlemi 700 pips civarı kadar tutmayı tercih ediyorum. Ve benim şuradaki aralık beni endişelendirmiyor. Tabii burada stop olmuşuz ama buradaki aralık beni endişelendirmiyor. Tabii bir noktadan sonra zaten görüyorsunuz ki hani eğer stop olmasaydı, bekleseydim bir noktadan sonra aşağı yönlü bir hareket olacaktı ve bu benim için gerçekten iyi bir şey olacaktı. Yani şöyle hedefime ulaşabileceğimi düşünüp işlemimi kapatmazdım mesela. Zaten bir noktadan sonra işleme dediğim gibi zaman aralığı da önemli. Zaman geçtikten sonra işlemi kapatmaya karar veriyorum. Hani çok fazla pips yapmamış olsa da işlemi kapatmaya karar veriyorum. Dediğim gibi benim aşağı yukarı kabaca 200 pips civarı bir işlem. Çünkü benim şöyle hani dediğim gibi bir dalga aşağı yukarı 500 pips ise bir trend yani bir trend ister çok sakin bir trend olsun isterse hızlı trendler gerçi daha fazla pips yapıyor da sakin bir trend olsun ister hızlı bir trend olsun aşağı yukarı hani 500 pips ise onun %60'ı %40'ı civarında geri gelebileceğini düşünürsek aşağı yukarı dediğim gibi 200 pips civarı kârı geçtikten sonra stopunuzu maliyete çekerseniz hani o ne kadar dönecekse artık yani burada bu tamamen bir aralık olduğu için zaten bundan bahsetmiştik. Bu genel bir aralık ve oralığın içinde bir yatay bir piyasa var. Bu yatay piyasa birazcık sıkıntı oldu. Şimdi daha da güzel işlemlere bakalım hemen. Daha fazla örneklerle zaten bu webinarın amacı da o. Özellikle böyle bir şey tercih ettim ben. Bir aralık varsa o aralıkta böyle bir şey beklenilebilir. Hemen bakalım. Şimdi burada daha güzel bir şekilde açıklayabilirim. Şimdi burada long deneyeceğimi zaten bahsetmeyeceğim artık. Zaten hani bir önceki slaytlarda aynı grafik üzerinden bahsetmiştim. Burada işlem maliyetler mi stop olmuş? Peki burada ben şundan hani ne kadar süre sonra ne kadar pips sonra maliyete çekme gibi bir soru gelmişti. Yani şöyle piyasa random, her zaman farklı düşünmeniz gerekiyor ve her zaman farklı durumlar var. Farklı durumlarla karşı karşıya kalıyorsunuz ve ona göre karar vermeniz gerekiyor. Şimdi ben burada şunu biliyorum. Burada long işleme girmişim ve başarılı olmuş. Gördüğünüz gibi long'u girdikten sonra kâra geçmişim. Ama peki maliyeti çekmişim hemen stop loss'um. Neden maliyeti çekmişim? Dediğim gibi burada piyasa koşulları farklı. Çok güçlü bir trend var aşağı yönlü. Ve o aşağı yönlü trendde benim stop olma ihtimalim çok fazla. Zaten ne demiştim? Bir trendin çok hani yani bir dönüş için bir zirvede ya da bir dipte işlemi giriyorsanız kazançla çıkma ihtimaliniz çok düşük. Ama riskiniz de çok düşük ama kazanç potansiyeli çok yüksek. O yüzden burada bir güçlü bir trend var aşağı yönlü ve tamam okey ben long deneyeceğimi biliyorum. Kendimi long olarak düşünüyorum ve öyle konumlandırmak istiyorum. Dikkat ederseniz short denemiyorum hiçbir yerde. Zaten short denemiş olduğum bir piyasa vardı bahsetmiştim. Yanlış bir yerde short denemiştim. Ondan da bahsetmiştim. Geçmemiştim oraya. Ama şöyle şundan bahsetmek istiyorum. Long denemesi girdikten sonra güçlü bir trend varsa hemen piyasayı ayak uydurup hemen stop loss'u maliyete çekmişim burada. Dediğim gibi
birazcık tamamen piyasa koşullarına bağlı. O yüzden zaten hani örneklerle bir şeyleri anlatmayı tercih ediyorum. Hemen aynı piyasa, aynı işlem, doğru yerde long, doğru aralıkta, her şey yerli yerinde, çok güzel yerden işlem yakalanmış. Zaten görebildiğiniz gibi gün açılış seviyesinin dibi görülmüş, işlem açılmış ve hemen stop loss maliyeti çekilmiş ve stop olmuş. Peki bu stop gerçekten yerinde miydi? Bence yerindeydi. Şundan dolayı tamam, ben bu işlemden çok bir beklentim var ama aynı zamanda yani bu işlemi girdikten sonra benim beklentim daha fazla. Hani şurada şurası bir aralık, şurası bir aralık. Yani aşağı yukarı hadi şurasını da katarsak şuralara kadar rahat bir yükseliş bekliyorum. Peki ben burada niye hemen maliyeti çekiyorum stop loss'u? Çünkü gerçekten güçlü bir kırılma var, güçlü bir trend var ve çok fazla risk etmek istemiyorum. Zaten biliyorum bu işlemin kazançta çıkma ihtimali çok düşük. Bunun dışında aynı zamanda başka işlemler, açık olan işlemler, hesabımdaki durum ve konum, paramın durumu ve konumu, bunlar da önemli. Bunlara karar verirken bunların hepsini karar veriyorum ve oradaki o andaki risk iştahıma bağlı. Dediğim gibi burada eğer risk almak isteseydim bu işlem sonucunda karla çıkma ihtimalim çok düşüktü. Gördüğünüz gibi bir daha o seviyeleri görmemişiz. Karla çıkma ihtimalim çok fazlaydı ama dediğim gibi o anki karar aşamasında yani bu birçok faktör var. Hani hem düşen piyasa, hani kısaca sayacak olursak bir düşen trend var. İkincisi kazanç ihtimalim çok düşük. Üçüncüsü zaten kardayım günün. Şimdi şöyle, bu işlemi ben çok güzel bir yerde yakalamışım. Eğer şurada işlemi yakalasaydım, şurada işlemi yakalasaydım, şurada yakalasaydım stopa hemen maliyeti çekmezdim. Ama ben birkaç ayın en dip seviyesinden gerçekten güzel bir yerden yakalamışım ve o güzel yere bir daha test etmez, büyük ihtimalle test etmez diye stopa maliyete çekmişim. Bu da başka bir neden. Dediğim gibi çok fazla neden var. Bunları da zamanla böyle ben size örnekler anlata anlata örnekler üzerinden konuşa konuşa ileride işte zaten bir noktadan sonra artık ben günümüze doğru geldikten sonra benim en güncel işlemlerim var. Açık pozisyonlarım var. Onlar hakkında konuşabiliriz. Eğer güzel bir pozisyon görürsek yeni bir pozisyonlar deneyebiliriz. Yeni işlemler açabiliriz. Artık yavaş yavaş günümüze doğru geleceğiz. Şöyle bir sonraki işlemde short işleme, dediğim gibi burada günlüğe bakıyorum. Zaten ben genellikle günlüğe baktığımı belirtmiştim. Bir direnç görüyorum. Direnç civarında short denemesi gerçekleştireceğimi biliyorum. İşlem maliyette kapanmış. Peki neden? Dediğim gibi hem en zirveden yakalamışım. Bu benim için bir avantaj. Stop loss'u maliyete koyup bir daha oraya, yani şöyle, ben bu işlemi yakaladıktan sonra stop'u maliyete çekiyorsam bu benim için sıfır riskli bir işlem oluyor ve bu gerçekten kıymetli bir şey. Böyle bir şeyler hep istiyoruz. Keşke olsun. Yani şöyle söyleyeyim. Bu işlemi burada yakalasaydım ve stop'u maliyete çekseydim gördüğünüz gibi bir daha o seviyeyi yakalamadık. Ama tabii ki mesela bu short işlemi için konuşacak olursak, bu short işlemi burada yakalasaydım stopu maliyete çekmem için bu işlemin aşağı yukarı 200 pips ilerlemesi, belli bir zaman aralığına geçmesi, yani şöyle 200 pips ilerledi hemen de tabii çekilebilir. Dedim ya, kabaca 200 pips benim için yeterli. Çünkü ben büyük bir şey bekliyorum. 100 pips'lik stop loss, 100 pips riske atıyorum. Dediğim gibi 200 pips aşağı yukarı pozitife geçtiği zaman ben stop loss'u maliyete çekiyorum. Ve değerlendirdiğim başka şeyler de var. Şuradaki bahsettiğim olay gibi, az önceki işlemden bahsettiğim olay gibi. Ondan sonra burada bir stop loss patlatma olayı olmuş. Buna da bakalım. Burada maliyetten patlatılmış bir stop loss'umuz var. Yukarı yönlü bir trend var. Long olarak zaten aynı grafikten bahsetmiştik. Stop'a maliyette patlatmış bir tane işlem var. Hemen detayına bakalım. Gün açılmış. Günün en dibine aşağı yukarı dediğim gibi bu major parite olmazsa da aşağı yukarı 100, 120, 140 pips olarak düşünürsek bu aralığı. Günün dibini gördüğümüzü düşünerek, yani o aralığın dolduğunu, potansiyelin tamamen harcandığını düşünerek en dip seviyelerine girmişiz işlemi. Günün en güzel seviyesinde yakalamışım işlemi.
bir noktadan sonra 2 gün sonra tekrar aynı seviyeden stop olmuşuz. Zaten bekletmemize de gerek yokmuş. Çünkü yani stop olmamız iyi bir şey olmuş. Çünkü zaten zararlı gitmiş. Bir nokta birazcık devam etmiş işlem. İşlemler bu yönde arkadaşlar. Sorulara dönelim ve kapatalım. Soruları okuyorum, kusura bakmayın, o yüzden daldım. Şimdi şöyle, zararlı bir işlem, ben şahsen hiçbir zaman yani stop loss koymayı şöyle hani bir noktadan sonra dediğim gibi hani ben bu işlemleri karla kapanmasına nasıl karar veriyorsam karla zarar birebir aynı, yani şöyle aynı. Analiz süreci, karar verme süreci her şey birebir aynı arkadaşlar. Hani kar alırken de nasıl düşünüyorsanız, zarar alırken de öyle düşünürseniz eğer, ikisini eşit olarak düşünürseniz sizi çok rahatlatacaktır. Mesela siz karı ne zaman şöyle bir saniye ben şuraya geleyim ve artık yavaş yavaş kapanışı yapalım. Arkadaşlar kar ve zararı birebir düşünürseniz bir işlem zarara giriyorsa eğer, bir işlem zarara giriyorsa eğer, kâra girdiği zaman nasıl düşünüyorsanız, nasıl bir saniye şunu ben cevap vermiştim. Bunu bir kapatalım. Nasıl kâra girdiniz? Mesela bir işleme girdiniz, TP'nizi unuttunuz ve o işlem kâra geçmeye başladı. Ne zaman kapatmaya karar verirsiniz? Ya benim için 100 dolar kafi mi? Bu kadar 100 dolar kar ettim kafi mi diye işlemden çıkabiliyorsanız ve 20 dolar kar ettim işlemden çıkabiliyorsanız stop loss seviyesi ya da zararla kapat. Yani genelde çünkü TP konulmuyor. Ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Genelde TP koymuyorum ve stop loss koyuyorum. Çünkü zaten hani TP konulacak bir durum yok. Çünkü benim hani dediğim gibi bahsettiğim işlemler karla kapanan işlemler. Aşağı yukarı 300-400 pips'te kapandığı için çok fazla hani 300-400 pips'e bir günde görme ihtimali olmadığı için TP koymuyorum. Her gün piyasayı izliyorum zaten. Benim için gerek yok. Stop loss'a her zaman koyuyorum. Çünkü bir günde 100 pips terse yatırabilir bir işlem bana ve stop olmamı istiyorum. Daha fazla zarara girmeden. Ama dediğim gibi böyle düşünün. Hala eğer sorununuz devam ediyorsa, hala eğer nasıl zararlı işlemlere karar vermeyi düşünemiyorsanız, ona göre ben size daha böyle detaylı bir şekilde case study olarak ya da açtığınız işlemi bana gönderirseniz, Utku'yu gönderirsiniz, Utku bana gönderir. Ona göre bir şey düşünebiliriz, bir çözüm bulmayı düşünebiliriz. Dediğim gibi bu sizi çok rahatlatacaktır. Karlı işlemi nasıl kapatıyorsanız, zararlı işlemi de öyle aynı birebir kar olduğunu düşünün, nasıl kapatıyorsanız öyle kapatmayı deneyin. Bu sizi gerçekten rahatlatacaktır. Çünkü gerçekten orada gördüğünüz işlem yani eksi 100 dolar yazıyorsa o artı 100 dolar da olabilirdi. Sadece işte short yerine long girecektiniz. Aradaki fark bu. Orada 100 doları kabul edip çıkıyorsanız piyasadan, o zaman 100 doları zarar da kabul edip çıkmanız lazım piyasadan. Vesaire vesaire. Böyle başka şeyler de var. Yani piyasanın durumuna göre. Hedge nasıl yapılır? Hedge konusu çok bambaşka bir şey. Şöyle hedge konusu, yani benim hedge metodum yani şu anda tanıdıklarım arasından kullanılmayan bir hedge metodu ve onu hani ekstradan oturup bir onu uyguladığım işlemleri çıkarıp ve aynı zamanda konu olarak anlatmam gerekiyor. Onu artık talepler olarak, geri dönüş olarak bildirirseniz, çok fazla talep gelirse hedge konusunda incelerim. Ama ben şöyle çok kısaca belirteyim. Zararlı işlemlere hiçbir zaman hedgelemiyorum. Zamanında hedgelediğim oldu. Çok fazla ilerlemiyor. Yani çok fazla bir o hece çok fazla, yani şu ana kadar ben işte zararlı giden bir işlemi hedgeleyip o işlemden, o iki işlemden sonuçta bir tanesi kârı gitse diğeri zararda, diğeri zarara gitse diğeri kârda falan filan, onları çok fazla yönetebildiğimi düşünmüyorum. Kendi adamı konuşayım. Benim kullandığım hedge metodu bambaşka. Onu eğer isterseniz birazcık da tabii şeyi giriyor, bu ekstraya giriyor. Ekstra dediğim zaman hani böyle artık böyle normal işlemlerde başarılı olan bir trader
daha nasıl iyi piyasaya dahil olabilir ve daha nasıl fazla kar edebilir konusu anlamında hedge kullanmak anlamında söylüyorum ben. Bunu da cevaplamış olalım. Dediğim gibi stop loss koymayı kesinlikle unutmayın ya da zararla isterseniz koymayabilirsiniz. Zararla nasıl karla nasıl baş ediyorsanız zararla da öyle baş etmeye deneyin. Bu sizi rahatlatacaktır birazcık. Bunu da cevaplamış olalım. Bir sonraki. Çok memnun oldum. Merhaba. Ya şöyle, şimdi kişiden kişiye çok değişiyor bu. Kitap tavsiyesi istenmiş. Şimdi kitap tavsiyesi olarak isterseniz, ya şöyle, ben bir önceki haftalarda da bahsetmiştim. Bir önceki haftalarda da bahsetmiştim. Ben çok fazla iyi bir öğrenci değilim. Şahsım adını konuşuyorum. Genelde deneme yanılmayla öğrenen bir arkadaşınız olarak daha fazla hoca isteyen, bir mentor isteyen, yani bana bir şeyler öğrettiği zaman, benim hocam olduğu zaman, bana bir şeyler anlattığı zaman ya da onun yaptığını yapmaya çalışarak öğrendiğim için şu anda kitap öneremem. Şahsen sizin gibiler, işte bizim gruplarda olan arkadaşlardan, hocalarımdan, büyüklerimden alarak ondan birazcık bir de kendim aşırı derece çok fazla zaman harcayarak günler boyunca bilgisayar başında sonuçta bir tecrübe de gerekiyor. Sadece bu bilgiyle olan bir şey değil, tecrübeyle de olan bir şey bu. Bir tecrübe de gerekiyor. O tecrübeyi de kendim edindim. Aynı zamanda diğerlerinden öğrendim. Zaten şöyle birkaç tane şey öğrendiğim web siteler var. Onları isterseniz ben size özelden yazarım. Yani daha çok böyle hani bu FX dünyasında çok bilinen, çok meşhur bir tane web site var. O artık böyle işin ABC'sinden başlayıp sonuna kadar bütün her şeyi anlatıyor. Onun dışında da dediğim gibi başka abilerimiz, başka traderlerimiz, başka hocalarımız bize bir şeyler öğretti. Onları harmanlayarak kendi tecrübemi de işin içine katarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz eğer iyi bir öğrenciyseniz, yani biri size bir şeyler anlattığı zaman, isterse kitaptan, isterse bireysel olarak bir şeyler anlattığı zaman, siz onları gerçekten dinleyip uygulayabiliyorsanız ve hani deneme yanılma yöntemine çok fazla o gerekmiyorsa, ki benim için çok gerekiyor, sürekli yani deneyip yanılmam gerekiyor bir şeyleri öğrenmem için, oturması için bir şeylere. Dediğim gibi eğer hani bizim arkadaşlarımızdan gruplarda eğer dahilseniz o gruplarda da sormanızı rica ediyorum. Orada çok başarılı abilerimiz var, çok başarılı hocalarımız var. Aynı zamanda Utku ve Bilirint hocamız da var. Onlar da çok başarılı. Aynı zamanda onlar birazcık daha dediğim gibi sizin gibi daha çok fazla okuyan insanlar ve kitap haznesi geniş olan insanlar oldukları için onlardan da tavsiye alabilirsiniz. Dediğim gibi benim yöntemim bu. Ben daha fazla yani şu anda yanlış olabilir yaptığım ama benim izlediğim yol buydu ve şu ana kadar güzel sonuçlar aldım. Her ne kadar da sıkıntı çektirse sonuçta o tecrübe süresi var. O denedikten sonra yanılma süreci var. Onlar ne kadar da zorlu geçse de yine de benim için sonunda güzel şeyler oldu. İstiyorsanız sizin sorunuzu da böyle cevaplamış olalım. Başka soru yok diye tahmin ediyorum. Chat'te bir şey var. Kapatabiliriz. 21.10. Evet, 10 dakikada geciktirmişiz. Arkadaşlar, çıkmadan önce chat'imizde bir tane geri bildirim formu var. Şimdi yarın da bilirim arkadaşımız, hocamız sunum yapacak. Onun sunumunda katılmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi o daha çok böyle artık teknik analiz ve temel analiz kısmında gerçekten usta bir arkadaşımız. Ondan da dinlemenizi istiyorum. Dediğim gibi benimki daha çok yani bir trader olarak naçizane yani bir tecrübeli bir trader olarak kendi trade'lerimi aktardım size ve nasıl karar verdiğimi aktardım. Fark ettiyseniz grafikler hep bomboştu. Dediğim gibi ben çok fazla zamanında çok fazla indikatör kullandım. İndikatör kullanmayı bıraktım. Dediğim gibi benim artık hani moving average kullanıyordum en fazla. Moving average'i artık nasıl ne görebileceğimi aşağı yukarı tahmin ettiğim için ve aşağı yukarı fiyatlar oturduğu için kafamda fiyat hareketleri ve
fiyat hareketlerinden ziyade işlem yönetmek, pozisyon yönetmek, onlar da oturduğu için artık çok fazla detaya inmeden, çok fazla analiz edip kendi kafamı karıştırmadan daha nasıl güzel bu piyasaya dahil olabileceğimi düşünüyorum ve onlara tartıp biçiyorum ve işleme girmek istiyorum. Bilirim hocamız çok fazla analizi, yani zaten çok güzel analizleri var. Paylaşıyoruz arada gruplarda. Onlara endeksleri analiz edecek. Tamam. Bilirim hocamız canlı olarak majör para birimleri, emtialar ve endeksleri analiz edecekmiş. Zaten dediğim gibi çok başarılı bir analist arkadaşımız. Onları dinlemenize rica ediyorum. Aynı zamanda kendisi çok bilgilidir. Dediğim gibi benden tavsiyeler istenmişti kitap konusunda falan filan. Ondan tavsiye almanız çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çok daha güzel şeyler önerebilir. Onun dışında buradaki benim son sunumum, bu sunum sürecinde benim son sunumum. Eğer bunu şu an izliyorsanız ya da daha sonra YouTube'dan izlerseniz, bu sunumların devam etmesi için bize istek yollamanız gerekiyor. Yani şöyle istek yollamanız gerekiyor. Bizi bildirmeniz gerekiyor. Bunlar çok faydalı oldu. Bunları yapmanızı rica ediyoruz. Eylül ayında devam etmek istiyoruz. Yani bizim amacımız çok güzel vakit geçirdik. Bizim için de çok faydalı oldu bunları yapmak. Benim şahsım adıma konuşuyorum. Çok faydalı oldu benim için. Bunların devam etmesi için sizlerin bizlere bir şekilde bu sunumların devamını istiyoruz gibi bir geri bildiriminize rica ediyorum. Ve onların doğrultusunda çok fazla talep gelirse devam etmeyi çok istiyoruz açıkçası. Onun dışında Ekşi Forex olarak kendi adıma çok teşekkür ediyorum herkese dinlediğiniz için bu saate kadar. Zaten aşağı yukarı 1,5 saat civarı oldu sunum yapıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ekşi Forex olarak web sitemize ziyaret edip bizim topluluklarımıza katılabilirsiniz. Mail adresimiz burada yazıyor. Ekşi Forex'i Twitter'da aratırsanız Ekşi Forex diye Twitter'da çok aktif olarak paylaşım yapıyoruz ve aynı zamanda Instagram'da da hesabımız aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Orada da paylaşımlarımız var. Onun dışında başka sormak istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatmak istiyoruz sunumu. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tabii ki, tabii ben teşekkür ediyorum. Ne demek, ne demek? Her zaman işte dediğim gibi bir şeyiniz varsa, bir sorunuz, bir sıkıntınız, bir işleminiz, işiniz varsa Utku'ya danışırsınız, bana danışırsınız. Hiç sorun yok. Elimden geldiğince, vaktim varsa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir tane soru var. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Siz dinlediğiniz için ben gerçekten mutlu oluyorum. İnsanlar dinliyor ve gerçekten bir şeyleri aktarmak, bir şeylere bildiklerimi aktarmaktan mutlu oluyorum şahsen. Çok teşekkür ediyorum. O zaman Utku kapatabiliriz. Ne zaman müsait olursan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın yine aynı saatte. Perşembe günü saat 8'de görüşmek üzere arkadaşlar. Zaten herkese mail gelecek. Hiçbir sorun olmaz orada. Tamamdır. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.